derecesine göre aynı tanı ama farklı tedavi diye gelen sorular var. Sonrasında nelere dikkat etmem lazım? Her şey yolunda iyi gidiyor. Atlattım çok şükür diyenler var. Ne mutlu, çünkü tedaviye cevap vermek çok kıymetli bir şey, çok, değil mi hocam? Çok, çok. Orada zaten kocaman bir ailenin içinde kafanıza takılan bütün soruları da bütün hocalarımıza 7-24 sorma hakkına sahipsiniz. Bunu da unutmayınız. Çünkü orada eve gidiyor, belki de unutuyor. İster istemez size ulaşıp tekrar mutlaka sorular soruyorlardır. Kesinlikle. Akciğer kanserine oluşması, akciğer kanserinin gelişmesi maalesef biraz önce dediğim gibi çok hızlandı. Yani hem kadınlarda hem erkeklerde hızlandı. Yine başında söylediğim gibi erken teşhis edilmesi %15 oranında başka hastalıkların teşhisi sırasında. Tedavi olarak şöyledir, akciğer kanserinin patolojik tipine göre tedavinin şekli değişir. Bazı patolojik tipler vardır, kemoterapiye çok daha fazla duyarlıdır ve kemoterapiye çok iyi cevap verirler. Bazı tümör tipleri vardır, akciğer kanserinin patolojik tipi vardır. Onlarla da eğer cerrahi olarak tümörü tamamen ortadan kaldırırsak, ondan sonra sağlıklı yaşama şansımız çok daha yüksek olmaktadır. O yüzden kişiye özel tedavi dediğimiz tedavi patolojik tipe göre değişiyor. Yine akıllı ilaç kullanımı oluyor. Akıllı kemoterapik ilacı kullanımı. Bu da yine patoloji laboratuvarında özel testlerle yapılan bir yöntemdir. Akciğer kanseri teşhisi konmuş. O teşhis konan patoloji tiplerinin bazılarının akıllı ilaç kullanım imkanı vardır. O tipler tekrar üniversitede, laboratuvarlarda araştırılır. Uygun olduğu zaman belli bir gen mutasyonlarının oluşması gerekiyor. Yani tümöre bağlı akciğer kanserinin oluşturduğu belli bir mutasyonlar vardır. İşte bu mutasyonları ortadan kaldırmak için akıllı ilaçlar kullanılır. Onun için de bu akciğerden çıkarılan tümör dokusu bizim için çok önemli. Onunla ilgili yapılan doğru sonuçlara göre de hastanın tedavisini yapmaktayız. Tedavisinde 3 tane tedavi yöntemi vardır. Cerrahi, akciğer dokusundaki o tümörün tamamen çıkarılması. İkincisi kemoterapi, üçüncüsü radyoterapi. Kemoterapi ve radyoterapi bazı tümör tiplerinde her ikisini birlikte kullanmaktayız. Ama bazen de radyoterapi öncelik olmaktadır. Kemoterapi daha arkaya kalır. Yine hastalık diyelim ki sadece akciğerde sınırlı değil, başka organlara yayılmışsa, özellikle kemik ve beyin dokusuna yayıldığı zaman da hastanın hayat kalitesini artırmak için, hastanın daha fazla normal yaşantısına devam edebilmesi için de palyatif tedavi dediğimiz hastanın normal yaşantısını devam ettirecek şekilde radyoterapi uygulanmaktadır ki ağrıları düzelsin. Eğer öksürürken kanamaları varsa kanamaları ortadan kalksın. Yine nefes darlığı varsa, tümör itmiştir ki nefes darlığı yapıyordur. İşte orasına ışın tedavisi yaptığımızda hastanın nefes darlığı rahatlayabilir. Yine eğer kemiklerine sıçramışsa, o kemiklerin arasındaki o sinirleri sıkıştırdığı zaman hastanın felç olma riski olabilir. Onun için bunu zemin hazırlamamak için de o bölgeye ışın tedavisi uygularız ki o tümör küçülsün, sinirler serbestleşsin ki hasta normal olarak hayatını devam ettirsin. Yürüsün, kesinlikle, yemeğini yesin, tuvalete gitsin, beslensin. Bunları yapabilmesi için de radyoterapiyi kullanmaktayız hastalara. Tabii beklediğiniz, gözlemlediğiniz geçiş dönemleri tabii, ama hasta etkilendiği için ister istemez keyfi o dönem tatsızlaşabilir. Burada çok, tabii ailenin, sizlerin, etrafındaki insanların motivasyonu ve birlik beraberliği çok çok kıymetli. Orada kere hastaya ve hasta yakınlarına daha önce akciğer kanseri görmüş veya daha kanser tedavisi görülmüş kişilerle fikir alışverişi yapmamasını istiyorum. Çünkü bu daha tedaviye başlamadan önce hastanın moralini bozuyor. O zaten öyleydi, bende de böyle olacak, şunda da böyle olacak diye karşılaştırmamak için
bu bilgileri herkesle, yani ehil sahibi olmayan kişilerle bu bilgileri paylaşmamak gerekir. Gerçekten bu işi bilen, size faydası olduğunu düşüneceğimiz sağlık çalışanlarıyla bunları paylaşmamız gerekiyor. Bu şart bir. İkincisi, hastalık teşhisi konduğunda bazen hasta daha hiçbir şekilde doktora gitmemiş oluyor. Yani daha bir ilaç bile yazdırmamış oluyor. Normal hayat seyrinde o kişi normal işine gidiyor, normal hayatını devam ettiriyor. Birden bu teşhisin konması, birden bu hayata yani bu tedaviye sürecine girmesi biraz zorluk çıkarabilir. Onun için endişelenmesinler. Tedavinin başından sonuna kadar biz onlarla birlikteyiz zaten. Harika. Bu süreç sonuçta zor bir süreç. Hani bu tedavi sırasında bulantılar olabiliyor, kusmalar olabiliyor, halsizlik olabiliyor. Enfeksiyona açık bir durumda oldukları için hastalar şey yapıyorlar, gripli olan kişilerden uzak durmaları gerekiyor. Rahatsız olan kişilerden, enfeksiyon riski olan kişilerden uzak durması gerekiyor. Bu dönem biraz sıkıntılı. Bu dönemi atlattıktan sonra bizim için en önemlisi sonraki 2 yıldır. 2 yılda kendi vücuduna zarar verecek etkenlerden uzak duracak. Sigaradan uzak duracak, beslenme alışkanlıklarını artık değiştirecek. Yani çok fazla mevsiminde sebze ve meyve yemesini öneriyoruz artık. Yani yazın yazlık, kışın kışlık sebze ve meyveleri. Evde mayalanmış yoğurt tüketmelerini istiyoruz. Bol sıvı almalarını istiyoruz. Yine meyve tüketimi ona göre düzenli bir şekilde porsiyonlarla yemesi gerekiyor. Ama çok fazla şekerli yiyeceklerden uzak durmasını istiyoruz. Bunun sebebi, yani ben tamamen şekersiz bir hayat demiyorum. Çünkü o kişinin vücudunun hareket etmesi için enerjiye ihtiyacı var. O enerjiyi de tabii ki besinlerle alıyor. Onu sınırlarını belirleyerek, hekimine danışarak düzenli bir şekilde diyetine dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreci atlattıktan sonra her şey yoluna girer zaten. Kesinlikle. Orada birlikte, işbirliği içinde olursak hastaya, zaten işler yoluna girer diyebiliyorum. Kesinlikle.